أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Değerli kardeşlerimiz, mamul bahsine başladık. Mamul ile alakalı bir giriş kısmı oldu. Şimdi mamulleri sayacak İmam Birkivi Hazretleri. ثُمَّ الْمَعْمُولُ عَلَى نَوْعَيْنِ Sonra mamul iki türdür. مَعْمُولٌ بِالْأَصَالَةِ Birincisi, mamul bil asale. وَمَعْمُولٌ بِالْتَبَعِيَّةِ İkincisi de mamul بِالْتَبَعِيَّةِ Bu kavramları biz avamil derslerinde izah etmiştik. Dolayısıyla çok fazla tafsilatına girmek istemiyoruz. الْاَوَّلُ اَرْبَعَةُ اَقْسَامٍ Birincisi dört kısımdır. مَرْفُعٌ وَمَنْصُوبٌ وَمَجْرُورٌ وَمَجْزُومٌ Merfu, mansup, mecrur ve meczum. Emel merfu'u fe tis'atun. Merfu 9 tanedir. El evvelul fa'ilu. Birincisi faildir. Bakın şimdi burada faili tarif ediyor. Yani avamilde mesela mamul bit tebaiyye, mamul bil asale bunun üzerinde bir parça durmuştu. Burada artık tabii onlar anlaşıldı. Fail deyip geçmişti. Yani fail deyip bir misal verip geçmişti. Tabi burada failin tafsilatına girecek, tarifini verecek, kısımlarını inceleyecek vesaire. Bakalım. El evvelul fa'ilu birincisi faildir. Ve huve ma usnide ileyhi el fi'lu tammul ma'lumu ev ma bi ma'nahu. Kendisine tam malum bir fiil veya onun manasında bir şeyin isnat edildiği şeydir. Şimdi darabe Zeydün diyorum. Değil mi? Darabe Zeydün. Ne olmuş? Darabe efendim fiil. Zeydün fail. Darabe müsned. Zeydün ise müsnedün ileyh. Darabe müsneddir. Zeydün de müsnedün ileyhtir. Bir bunu misal vermiş. Bir de eqaimuni zeydani ve heyhate zeydünü misal vermiş. Eqaimun zeydani heyhate Zeydun. Peki. Şimdi darebe Zeyd'e isnat edilmiş. Ne diyor faili tarif ederken? Kendisine tam malum bir fiil isnat edilendir diyor. Bakın. Zeyd'e tam ve malum bir fiili isnat etmişiz. Dolayısıyla biz bu kelimeye tam ve malum bir fiili isnat ettiğimiz için bu faildir. Veyahut da bu manada bir şey. Yani hani biz amil bahsinde fiil gibi amel edenleri görmüştük. İsmi fail malum fiil gibi amel eder demiştik. Manel fiiller işte malum fiil gibi amel eder demiştik. Fiil manasını taşıyan, malum fiilin manasını taşıyan, onun gibi amel eden her şeyde yine bunun gibidir. Dolayısıyla da onların da bir faili olur. Bakın اَقَائِمُنُ الزَّيْدَانِ dediğim zaman قَائِمُنْ bir ismi faildir. Malum fiil gibi amel eder. اَزْزَيْدَانِ de onun failidir. Dolayısıyla buradaki اَزْزَيْدَانِ ifadesine tam malum fiil manasında bir kelime قَائِمُنْ ismi fail isnat edilmiştir. Heyhati'ye baktığımız zaman heyhate ba'ude demek. Ba'ude. Manel fiil bahsinde görmüştük. Burada da efendim şu kelimeye tam malum fiil manasında bir şey isnat edilmiştir. Dolayısıyla bu da faildir. Şunu aklımıza gelebilir. Der ki hocam mesela Zeydün darabe desem ben. Zeydün darabe desem. Müsnedün leh kimdir? Zeyd'dir. Doğru. Müsnedün ileyh. Müsned kimdir? Darabedir. Doğru.
Der ki hocam şimdi doğru diyorsunuz da burada da Zeyd'e darabe isnat edilmiş. O zaman bu Zeyd de fail olması lazım ama Zeyd fail değil, müpteda diyoruz biz buna. Nasıl izah edeceğiz? Bakın şimdi burada ilk görünüşte Zeyd'e ne isnat edilmiş? Darabe isnat edilmiş. Ama Zeyd'e aslında darabe isnat edilmemiş. Zeyd'e darabe ve hüveden müteşekkil bir cümle isnat edilmiş. Yani Zeyd'in müsnedün ileyh olan Zeyd'in müsnedi darabe değil. Ya darabe hüveden müteşekkil bir fiil cümlesi. Dolayısıyla da Zeyd'ün fail olması söz konusu değil. Zaten söyleyecek efendim fail hiçbir zaman fiilinden önce gelmez. Ne fail ne de naib-i fail hiçbir şekilde fiilinden önce gelmezler. Her zaman fail ve naibül fail fiilinden sonra olur. Peki. وَالثَّانِ نَائِبُ الْفَاِلِ İkincisi naibül faildir. وَهُوَ O da مَا اُسْنِدِ اِلَيْهِ الْفِعْلُ التَّامُ الْمَجْهُولُ اَوْ مَا بِمَعْنَاهُ Kendisine tam meçhul fiil veya o manada bir şeyin isnat edildiği şeydir. Demek ki burada da ne var? Öbüründen farklı olarak malum yerine meçhul var. Ne diyor bakın? ضُرِبَ زَيْدٌ اَمَدْرُوبِنِ الزَّيْدَانِ diyor. Efendim. ضُرِبَ زَيْدٌ kendisine tam meçhul bir fiil isnat edilmiş. اَمَدْرُوبٌ اَزْزَيْدَانِ burada da kendisine tam meçhul fiil manasında bir isim meful isnat edilmiş. Dolayısıyla biz bu iki ifadeyle fail ve naibül failin tarifini öğrenmiş oluyoruz. وَلَا يَكُونَانِ اِلَّا اِسْمَيْنِ وَلَا يَكُونَانِ اِلَّا اِسْمَيْنِ ancak isim olurlar اَوْ ف۪ي تَعْو۪يلِهِ veyahut da o isim tevilinde olurlar. Demek ki fail ve naibül fail ne olurmuş? Ancak isim olurmuş veya isimleşmiş, isme dönüştürülmüş ifadeler olabilir. غَيْرَ اَنَّ النَّائِبَ Ancak şu kadar var ki نَائِبُ الْفَائِلْ قَدْ يَكُونُ جَارًا وَمَجْرُورًا نَائِبُ الْفَائِلْ جَرْ مَجْرُورْ olabilir. نَحْوُ مُرَّ بِزَيْدٍ gibi. فَيَكُونُ اِفْرَادُ عَامِلِهِ وَتَذْكِيرُهُ Bu durumda amilinin müfretliği ve müzekkerliği olur. Yani amili müfret ve müzekker olur. Bu konu ne? Bu konu ne? Bakın bu konu şu. Bunu biz daha önce harf-i cerlerin mütealakları meselesinde görmüştük. Harf-i cerin mecrurunun efendim mahalli irabı bahsinde bunu görmüştük. İkinci ve üçüncü ders olabilir. Oralardan da tekrar bakılabilir. Yine izah edeceğiz. Şimdi efendim bakın darabe zeydun amran diyorum. Değil mi? Darabe zeydun amran. Ben bu fiili meçhul yaparsam darabe fiili meçhul yaparsam ne diyeceğim? Duribe amrun diyeceğim. Amr dövüldü. Yani fail atıyorum. Mef'ulü fail konumuna getiriyorum. Artık failin naibi vekili oluyor mef'ul. Naibül fail bu. Mef'ul olan bir şeyi failin yerine getirip yerleştiriyorum. Onun naibi ve vekili oluyor. Buna da naibül fail diyoruz. Evet. Pekala. Böyle naibül fail oluyor. Peki. Zehebe zeydun İlel beyti desem. Bakın şimdi. Zehebe zeydun ilel beyti. Zeyd eve gitti. Ve ben bu zehebe fiilini meçhul yapsam. Ne diyeceğim? Ondan önce şunu hatırlayalım. Şunu hatırlayalım. Şuradaki el beyti kelimesinin irabı nedir? Harfi cerle mecurdur. Mef'ulün bih gayri sarih olarak mahallen mansuptur.
Değil mi? Mahalle mensuptur. Peki ben bu ذهب زيد الى البيت dediğim zaman bunu meçhul yaptığımda ne yapmam gerekir? Bakın, faili atacağım. Zuhibe ilel beyti diyeceğim. Zuhibe ilel beyti diyeceğim. Dolayısıyla burada artık efendim mef'ulün bih sarih olmadığı için ben mef'ulün bih gayri sarihi naibül fail yapacağım. Onu da harfi cer vasıtasıyla yapacağım. Mef'ulün bih gayri sarih tek başına gelmez. Harfi ceriyle gelir. O harfi ceriyle birlikte gelir. Onu da ben harfi ceriyle birlikte olduğu halde ne yapacağım? Naibül fail yapacağım. Dolayısıyla arkadaşlar şuradaki elbeyti ifadesi efendim ila harfi ceriyle mecurdur ve naibül fail olarak mahallen merfudur. Naibül fail olarak mahallen merfudur. Bakın ilk derslerde onun yerini buradan söyleyeyim. Efendim ikinci ders harfi cerleri anlattıktan sonraki derste bu kitapta bunun PDF'sini de koyduk sayfa 13'te diyor ki ve kad yusnedul mutaallaqu ila'l jarri ve'l mecruri feyekunu marfu'al mahalli ala ennehu naibul fa'il. Orada bunu yine ifade etmiş oluyor. Hem o derste de bahsettik, burada da ifade ediyoruz. İmam bir gibi diyor ki naibul fa'il car mecrur olabilir. Bu İmam Birgibi'nin bu ifadesinde biraz müsamaha var. Yani rahat davranılmış bu ifadede. Naibül fail harfi cer vasıtasıyla harfi cerin mecruru olabilir demek daha doğrudur diyorlar. Ama İmam Birgibi ne demiş? İlel beyti naibül faildir demiş. Ama onun ya zaten kendisinin de bir takım yerlerde söylediği üzere buradaki naibül fail el beyti ifadesidir. Demek bir mef'ulü olduğu zaman o mef'ulü sarihi olduğu zaman onu naibül fail yaparız. Yoksa mef'ulün bir gayri sarihi naibül fail yaparız. İki mef'ulü varsa birincisini naibül fail yaparız. Mesela e'ta zeydun amran dirhemen. Zeyd amra dirhem verdi. Ne diyeceğiz? U'tiye amrun dirhemen diyeceğiz. Amrunu naibül fail yapacağız. Dirhemen mef'ul olarak kalacak. Bunu da kısaca ifade etmiş olduk. Peki. Ve la yecuzu takdimuhuma ala amilihima. Bunların amillerine takdimi caiz değildir. Fail ve naibül fail amillerine takdimi caiz değildir. Bunu bahsettik. Ve la hazfuhuma ma'an. İkisinin birlikte hazfi de caiz değildir. İlla minel masdari. Sadece masdardan hazfi caizdir. Ve kad merre, o da daha önce geçmişti. Masdarın ameli bahsinde bunu anlatmıştık. Yani siz mesela burada darabe Zeydun Amran dediniz, Zeydun'u attınız faili. Faili attınız ama onun yerine naibül fail getirmek durumundasınız. Naibül fail de atamazsınız. Ama masdar da atabilirsiniz. Efendim darbun mesela ne diyor? Avamildeki misalini söyleyeyim. يُحِبُّ اللّٰهُ تَعَلَى اِعْطَاءً لَهُ عَبْدُهُ فَقِيرًا دِرْهَمًا. Allah kulunun fakire dirhem vermesini sever. Oradaki abduhu'yu atabilirsiniz. اِعْطَاءً فَقِيرًا دِرْهَمًا. Allah fakire dirhem vermeyi sever, verilmesini sever demektir. Bir naibül fail yok. Yani orada naibül fail ile naibül fail her ikisini birden atabilirsiniz. Hatta müstetir zamir olarak bile hiçbir şekilde efendim fail bulunmayabilir. Onu mastar konusundan tekrar bakabiliriz. Ve kullun minhuma kısmane. Onlardan her biri iki kısımdır. Mudmarun ve muzharun. Zamir ve zahir. Birincisi zamir, ikincisi de zahirdir. Yani fail ve naibül fail. Ya zamir olur, ya zahir olur. Zahir dediğimiz normal bir isim. Zamir dediğimiz işte onlar izah edecek. Fel mudmaru eydan ala kısmeyni. Zamir de iki kısımdır. Müstetirun ve barizun. Müstetir bariz. Fel müstetiru eydan kısmani. Müstetir de iki kısımdır. Vacibul istitari. İstitarı vacip olan vücuben müstetir. Bihayfı şöyle ki la yecuzu ibrazuhu. İbrazı caiz değildir. Ve la yusnedu amiluhu illa ileyhi. Ve amile ancak kendisine isnat edilebilir. Ve caizul istitari. Cevazen müstetir.
Bihaythu şöyle ki yusnedu amiluhu taratan ileyhi ve taratan ila ismin ile ismin zahirin. Amili bazen kendisine bazen de zahir bir isme isnat edilir. Şöyle diyelim. Ben desem ki adribu. Ben dövüyorum dediğimde. Bu adribunun faili nedir? Tahtında müstetir enedir. Peki bu adribu kalıbı ene dışında başka bir şey isnat edilebilir mi? Adribu dediğim zaman dövenin benim dışında başka birisinin olması beklenir mi? Hayır, beklenmez. Benden başkası olmaz bu. Nadribu desem biz olur, tadribu desem ente olur. Ama desem ki Zeydun yadribu, Zeyd dövüyor. Burada yadribu huvedir. Yadribunun faili nedir? Huvedir. Peki ben şöyle desem yadribu Zeydun desem bu durumda yadribunun faili ne olur? Zeyd olur. Bakın yadribunun faili burada zahir bir isim olmuşken burada zamir olmuş. Demek ki yadribunun tahtında müstetir olan bu hüvenin buradaki istitarı gizlenmesi zorunlu değildir. Her zaman orada gizlenecek diye bir şey yok. Ya caizdir, olabilir. Yani burada gizlidir hüve ama şurada hüve gizli değildir. Onun için bu cevazen müstetirdir ama şuradaki enlerin istitarı ise vücubendir. Bunu biz şöyle özetliyoruz. Diyoruz ki yani fiillerle alakalı olarak cevazen ve vücuben müstetir olanların fiillerle alakalı kısım. İmam Bilgevi tabi konuyu daha da genişletecek. Ama normal fiillerde cevazen ve vücuben müstetir şudur. Mazi ve muzari'deki hüve ve hiye cevazen müstetirdir. Muzari'deki ene, ente, nehnu ise vücuben müstetirdir. Kısa özeti bu. Ama İmam Bilgevi konuyu biraz daha uzatacak. İsmi, fail, ismi, mef'ul konularını, efendim istisna için kullanılan fiilleri vesaire hepsini içine dahil edecek. Peki, böylece izah etmiş olduk. Vel evvelu yani vücuben müstetir olanlar yani ibrazı caiz olmayıp amili sadece kendisini isnat edilenler yani şuradaki enenin bakın ibrazı ortaya çıkarılması caiz değildir. E hocam edribu ene deriz. Deyin. Edribu ene deyin ama siz burada iki tane ene demişsinizdir. Siz bu eneyi ortaya çıkarmadınız. Bu eneyi başka bir eneyle tekit ettiniz. Ortaya çıkarılması caiz değildir. Ve amili yani bu fiil ancak eneye isnat edilir. Enteye, nehnuye, zeyde, amra isnat edilmez. Mümkün değil. Vel evvelu. Birincisi. Fil mütekellimeyni. Mütekellimlerdedir yani. Adribu, nadribu gibi. Vel muhatabil müfredil müzekkeri. Müfret, müzekker muhataptadır. Yani entededir. Min gayril mâdî, mazi dışında. Mazi dışındakilerden buralardadır. Nahvu adribu ve nadribu ve tadribu gibi. Başka, vesmi fi'adil emri. Emir manasındaki esma-i ef'aldedir. Nahvu nezali ve sahvemeh. İn, sus, dur gibi. Efendim, bunlar da emir manasında olduğu için yani bunların zamiri de ente olduğu için buralardan da efendim buradaki zamirlerin de vücubu istitarı vücubendir. Vücuben müstetirdir buradaki zamirler. Başka affedersiniz. Ve ef'ali tafdili fi gayri mes'eletil kühli. Kühül meselesi dışındaki ismi tafdillerde. Kühül meselesi niye dışarıda? Kühül meselesi ismi tafdilin amel edebildiği yerdi, amel şartlarını taşıdığı yerdi. Eğer ister ismi tafdil olsun, bu aşağıda anlatılacak yine ismi tafdil olsun, ister diğer şibih fiiller, ismi fail, ismi eful vesaire olsun, amel şartı tutuyorsa eğer, amel şartı tutuyorsa, o zaman efendim o bir zahir bir isim de alabilir, bir zamir de alabilir. Tutmuyorsa zaten zahir isim alamaz. O zaman oradaki zamirin istitarı vücubendir. Ha burada diyor ki kühül meselesi dışındaki ismi tafdillerde. Kühül meselesi olsa muhtemeldir ki
orada bir zahir isim alabilir. Zaten biz ne diyorduk? İsmi fail, ismi meful, sıfatı müşebbehe, ismi tafdilin amel şartlarını sayarken zahir bir isimde amel etmesinin şartları, müstetir bir zamirde amel etmesinin için şarta gerek yok. Eğer bir ismi fail, ismi meful, sıfatı müşebbehe, ismi tafdil meselelerinde bunlar müfret olurlarsa, dikkat edelim, müfret olurlarsa ve de amel şartları tutarsa, isterlerse zahir bir ismi raf ederler fail veya naibül fail olarak, isterlerse efendim bir zamiri raf ederler fail veya naibül fail olarak. Ama amel şartı tutmuyorsa o zaman mecburen gizli bir zamiri efendim raf edecekler fail veya naibül fail olarak. Ya da müsenna veya cemi ise o zaman zaten fiildeki mantık gibi efendim o da alamayacaktır. Fail ve naibül fail zamirdir çünkü oradaki. Efendim dolayısıyla da orada bulunan zamirin de istitarı vücubendir. Bunu aşağıda bu bahsi biraz daha açıklayacak. Onu tekrar görürüz. Efendim ve ef'alit tafdili fi gayri meseletül kühr. Kühr meselesi dışındaki ismi tafdillerde ne gibi? Nahu zeydun eftalu min amrin. Misalinde olduğu gibi. Eftalunun fail nedir? Hübedir. Nereye racidir? Zeyde racidir. Eftalu amel şartı tutmamış. Dolayısıyla zahir bir isimde amel edemez. Başka? وَاسْمِ الْفَاِلِ وَاسْمِ الْمَفْعُولِ İsmi failde ve ismi mef'ulde. وَمَا كَانَ بِمَعْنَاهُمَا İsmi fail ve ismi mef'ul manasında kullanılanlarda. Aşağıda onun misali gelecek yine. وَالصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ Sıfatı müşebbehede. وَالظَّارِفِ الْمُسْتَقَرِ Zarfı müstakarda. Fiil gibi amel eden bütün bunlarda. Ne zaman? اِذَا لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ عَمَلِهِنَّ فِي الْفَاِلِ الظَّاهِرِ Zahir failde amel etme şartı bulunmadığında. Nahvu ca'ani daribun. Daribun ismi faildir. İtimat şartı tutmuş mu? Tutmamış. O zaman zahir bir failde amel edebilir mi? Edemez. O zaman bunun faili nedir? Hüvedir. Peki hüveden başka zeyt olabilir mi? Olamaz çünkü zahir bir isimde amel edemezdi. Ev madrubun yani ca'ani madrubun demek aynı şekilde. Medrubunun faili hüvedir. Başka bir şey olamaz. Ev esedun natikun bana esedi natık konuşan bir aslan geldi. Burada esed demek mücteriun demek. İsmi fail manasında kullanmış bir isim. Amel edebilir mi? Edemez. Niye edemez? Çünkü amel şartı efendim estağfurullah. Buradaki esedünün mücteriun manasında olan esedünün tahtında müstetir olan zamir nedir? Hüvedir. Peki bu hüve olmayıp da başka bir isim olabilir mi? Olamaz. Niye olamaz? Çünkü amel şart tutmuyor ki başka bir isim alabilsin. Ev haşimiyun. Bu da ismi meful manasında bir isim. Mensubun ila haşim demek. Bu da aynı şekilde amel edemez. Onun için de bunun zamiri vücuben müstetir bir hüvedir. Ev hasenun. Yine aynı şekilde. Ve nahvu fiddari zeydun. Zeyd evde zeyt vardır dediğimizde. Efendim bakın. Fiddari zeydün. Ne dedik zarf-ı müstakarda? Dedik ki zarf-ı müstakarın amel şartı da ismi fail ve ismi mef'ulleme şartı gibidir. Ancak bir de ismi mevsule de itimat ederse yine amel eder demiştik. Buradaki fiddari ifadesi bir zarf-ı müstakardır. Bu zarf-ı müstakar hiçbir şeye itimat etmemiş. Dolayısıyla da amel şartı tutmamış. Onun için de efendim bu Zeydün mübtedadır, burası haberdir. Zarf-ı müstakarın tahtında müstetir bir hüve vardır. Zarf-ı müstakar onu raf etmiştir. Onu raf etmiştir. Başka açık bir ismi raf edemez. Çünkü amel şartı tutmuyor. Başka nerede? وَفِي تَثْنِيَةِ اِسْمِ الْفَاِلِ وَاسْمِ الْمَفْعُولِ İsmi fail ve ismi mef'ulün tesniyesinde. Şimdi kıymetli arkadaşlar, siz tutup efendim ذهب الطالبان dersiniz. Ama tutup ذهب الطالبان diyemezsiniz. Niye diyemezsiniz? Çünkü bir fiilin bir tane faili olur. Bir fiilin faili olarak efendim elif gelmişse, bir zamir gelmişse tutup ona ikinci bir fail getiremezsiniz. Aynı şekilde eqaimun
Ez-Zeydani deseniz, ekaimun fiil konumundadır, fiil gibidir. Zeydani onun failidir. Ama siz tutup ekaimani deseniz, ekaimani deseniz, bu durumda zaten siz buradaki zamirin hüma olduğunu söylemişsinizdir. Söylemişsinizdir. Onun için de burada getirdiğiniz ez-Zeydani fail olmaz. Ya ne olur? Bu mübteda olur, bu haber olur. O kadar. Bu mübteda, bu haber olur. Şu fail, bu fiil gibi fiilimsi olamaz. Niye olamaz? Çünkü bunun müfret olması gerekir. Nasıl burada zehebe et-talibani diyemiyorsam, burada da kaimani ez-Zeydani diyemem. Derim de bunu fiil gibi kullanıp bunu bunun faili yapamam. Evet. Ve fi tesniyete ismil fa'ili ve ismil mef'ul ve cem'ihim es-salimi mutlakan. Ve salim cemilerinde, efendim, tesniyelerinde ve salim cemilerinde yine zamir vücube müstetirdir. Nahvu ca'ani raculani taribani ev madrubani ev ricalun taribune ev madrubune. Taribani dediğimiz zaman oradaki hümadır. Taribani, raculani mevsuftur. Taribani sıfattır. Efendim, mevsufa itimat etmiş. Aslında amel şart tutmuş. Amel şart tutmuş ama mef'ulde belki amel eder. Failde, zahir bir failde amel edemez. Çünkü o failini almıştır artık. Onun faili hümadır. Bitti. Tahtında müstetir, vücube müstetir, hümadır. Efendim, ce'eni ricalun daribune dediği zaman onun faili nedir? Hümdür. Medrubune dediği zaman onun naibül faili hümdür. Ne dedi? İsmi faili ve ismi mef'ulün tesniyelerinde ve mutlak olarak salim cemilerinde. Yani mutlak olarak derken, ister müzekker olsun, ister müennes olsun, fark etmez. Cem müzekker saliminde, cem müennes saliminde buralarda efendim ismi faillerin faili vücuben müstetir olur, hüm olur veya hünne olur. Başka bir şey olmaz. Yani bir isim, açık bir isim olamaz. Peki cem-i teksirlerde? Cem-i teksirde böyle bir cevaz var. Cem-i teksirde böyle bir cevaz var. Bakın. Ce'eni ricalun kıyamun. Ayakta olan insanlar geldi dersiniz. Ricalun kıyamun gilmanuhum. Çocukları ayakta olan insanlar da geldi diyebilirsiniz. Dolayısıyla efendim şu gilman fail, bu kıyamun da fiilimsi gibi fiil olur. Efendim bu cem-i teksirlere özel böyle bir cevaz var. Çünkü bu cem-i teksirde biraz müfret hükmündedirler. Ondan dolayı da burada cem-i teksirlerde caizdir. Ama cem-i müzekker salimde, cem-i müennes salimde caiz değildir. Peki bu fi ada ve hala fiileyni, fiil olan ada ve halada, biliyorsunuz ada ve hala harf-i cer de olabilirdi, fiil de olabilirdi. Buralarda. Ve fi ma ada ve ma hala, ma hala ve ma ada da. Şunu da söylemiştik. Hala ve adanın başına ma gelirse bunlar fiil olmuştur. Artık bunlar harf-i cer olmaz. Yani yine fiil olan hala ve adada demek aslında bu. Ve leyse ve la yekunu, leyse ve la yekunu de nerede? Fî bâbil istisnâi, istisnâ babındaki efendim leyse la yekunu nu ma hala ma ada hala ada buralarda efendim yine zamir vücube müstetirdir. Nahvu câinil kavmu ada zeyden ev leyse zeyden ev la yekunu zeyden. Burada efendim derler ki ca'enil kavmu, ca'e fiil, oradaki efendim ya mef'ulun bih, el kavmu fail, ada fiil, ada istisna manasında kullanılan bir fiil, adanın tahtında müstetir bir hüve var, o naibül fail, zeyden de müstesnadır, adeta mef'ul gibi bir müstesnadır. Bu tür yerlerde adanın fiil olarak kullanıldığı yerlerde, yani istisna babındaki fiillerde, özetle istisna için kullanılan fiillerde ahala ada leyse layikunu, bunlarda efendim öyle takdir ederler, bunların faili müstetir bir hüvedir, öbürü de onun mef'ulüdür derler. O şekilde fiilse madem bir fail lazım, o failde hüvedir, takdir ederler, derler ki ca'inil kavmu ada huve, yani tecavveze el ca'i zeyden. Bu gelen Zeyd'i aştı. Zeyd'in dışında, Zeyd onun dışında kaldı gibi bir manada bu şekilde takdir ederler.
Evet. Şimdi cevazen müstetir olan zamirler var. Bir de bariz zamirler var. İnşallah önümüzdeki derste bu konulardan devam ederiz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.